Bazı oyunlar vardır ki detaylarıyla kendisine hayran bırakmıştır. Ama uçsuz bucaksız bu oyun dünyasında daha birçok oyun detaylarla dolu. Hadi onları birlikte keşfedelim. Listenin birinci sırasında Resident Evil 4 Remake var. Oyunun bir kısmında tuzağa yakalanmış bir kurt göreceksiniz. Eğer kurdun yanına gidip ona yardım etmeyi seçerseniz ileride işinize yarayacak bir karar almış olursunuz. Take care of yourself, buddy. Bu kurt dostumuza yardım ettikten sonra El Gigante ile savaşırken şöyle bir şey gerçekleşiyor. Aslında böyle bir detay koymaları çok hoş olmuş. Yaptığımız iyiliğin sonrasında oyuna bu kadar büyük etki etmesi çok güzel bir detay. Red Dead Redemption 2. Günümüzün en detaylı oyunlarından biri. Dünyasının her bir karışında bir görev, aksiyon, gizem, easter egg ve detay bulunuyor. Bu detaylardan biri ise oyunda bulunan Amerika bayrağı. Eğer detaylı bakarsanız ve üşenmeden sayarsanız bayrakta 45 yıldız bulunuyor. Ama günümüzde Amerika bayrağının 50 yıldızı bulunurken neden oyunda 45 yıldız var? Bunun sebebi Red Dead Redemption 2'nin geçtiği yıllarda Amerika'nın henüz 45 eyalet olması. Bu nedenle RDR2'de de bu sayıda yıldız bulunuyor. Daha sonrasında Amerika bayrağı sırasıyla Oklahoma, Arizona, New Mexico, Alaska, Hawaii eyaletlerinin eklenmesiyle 50 yıldızlı günümüzdeki halini alıyor. Cyberpunk 2077. You going? Bu seferki detayımız oldukça hoş bir detay. Bu detay için ilk olarak oyundaki dairenizin yakınlarındaki çöplükten Fitliket adındaki eşyayı almanız lazım. Sonrasında haritadaki bu yere gelmelisiniz. İsterseniz Space Travel ile hızlıca gelebilirsiniz. Ardından 5 numaralı garaj kapısının yanında bulunan yemeği almalısınız. Bundan sonra ise ilk hitaptaki bulunduğumuz yere, yani dairemizin yanındaki çöp kutusuna geri dönüyoruz. Hemen yerde bir kase bulunuyor. Bu kaseye yemek koyduktan sonra aradan biraz zaman geçmeli. Sonra yemek koyduğumuz yere geri geldiğimizde ise bir kedinin yemek yediğine şahit oluyoruz. Dilerseniz kediyi sahiplenip evinize götürebilirsiniz. Hitman 2. He's coming for us and he won't hesitate. Gizlilik türünün en çok bilinenlerinden olan Hitman serisinin 2018 yılında çıkan Hitman 2 oyununda şöyle bir detay var. Eğer oyunda bulunan bir tartıyı çıkarsanız tartıda 47 yazdığını göreceksiniz. Buradaki 47 yazısı Hitman'in baş karakteri olan Ajan 47'ye bir göndermedir. GTA 5. Michael'ın evine gittiğinizde Jimmy'nin bilgisayarın başında olduğunu göreceksiniz. Eğer şanslıysanız bilgisayarında Life Invader adında bir site açık olacak. Bu sitede ise Nico Bellic'e ait bir profil ve bu profilde paylaşımlar bulunuyor. Bu arada videoları izleyip abone olan yüzdesi %0,9, abone olmayan yüzdesi ise %99,1. Yani abone olursanız da beni çok desteklemiş olursunuz. Ve böylece birbirinden iyi bu detayların sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.